Katalize edilmemiş tepkimelerde hidrat ve hemi asetallerin nasıl oluşturulacağını daha önce görmüştük. Bu videoda hem asit hem de baz katalizi versiyonlarda hidrat ve hemi asetallerin nasıl oluşturulacağını göreceğiz. O zaman asit katalizli tepkimeyle başlayalım. Evet, diyelim ki elimizde bir aldehit veya keton var. İlk olarak hidrasyon yapacağız. Normal bir hidrasyon tepkimesinde sadece su eklememiz gerektiğini biliyoruz. Ancak asit katalizli versiyonda bir proton kaynağı da eklememiz gerekecek. Yani H artı ekleyip nihayetinde hidronyum veya H3O artı oluşturmuş olacağız. Ve böylece asit katalizli bir tepkimede meydana gelecek ilk şey karbonil oksijenin protonasyonu olacaktır. Yani oksijenimizin ortaklanmamış elektron çifti hidronyumdan bir proton alacak ve ardından buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Şimdi şurada neler olduğunu bir gösterelim. Şimdi karbonil oksijeni protonlayacağız. O zaman şuraya bir hidrojen ekliyoruz. Tabii bu durumda oksijenin artık artı bir formal yükü oluyor. Karbonumuz halen bir R grubuna ve şurada da bir hidrojene bağlı. Şimdi bunun için bir rezonans yapısı çizebiliriz. Yani bu pi elektronlarının oksijene geçtiğini gösterebiliriz. O zaman hemen yanına çizmeye başlayalım. Önce üste oksijenimizi yerleştirelim. İki tane de ortaklanmamış elektron çifti var. Tabii bu karbondan bir bağ koparmış olduğumuzdan karbonun artık artı bir formal yükü olacak. Evet, şimdi kenarlara rezonans parantezlerimizi çizelim ve ardından bu elektronları takip edelim. Bu mor pi elektronları bu karbonil karbonumuzdan koparak oksijenin elektron çifti oluyor. Dolayısıyla şu noktada kısmi değil tam bir artı yük mevcut. Şimdi bu durum karbonil karbonumuzu elektrofilik yapıyor. Yani artık ona bir nükleofil daha iyi saldırabilir. Karbonil karbon böylece daha reaktif oldu. Yani asit katalizörler bir nükleofilik katılma tepkimesinde bu görevi üstlenerek karbonil karbonumuzu daha reaktif hale getiriyor. Evet, şimdi bir diğer su molekülünü şuraya çizelim. Yine sarı renkte yapalım. Şimdi mekanizmamızın diğer adımında bu su molekülü bir nükleofil görevi görecek. Yani oksijenin bir ortaklanmamış elektron çifti karbonil karbonumuza saldıracak. Öyleyse şöyle hemen altına bunun sonucunu çizelim. O zaman bu oksijen artık bu karbona bağlı oluyor. Tabii oksijenin hali hazırda bağlı olduğu hidrojenlerini de şöyle bir ekleyelim geriye bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalmış. Yani artı bir formal yük elde etmiş oluyor. Şimdi bu karbon iki ortaklanmamış elektron çifti olan diğer oksijene de bağlı durumda. Bunu da ekleyelim. Böylece ara ürünümüzü de göstermiş oluyoruz. Şurada da bir hidrojen var. Evet şimdi elektronlarımızı takip edelim. Bu oksijenin elektron çiftleri karbonil karbonumuza saldırarak burada bir bağ oluşturmuş oldu. İşte burası. Ayrıca karbonilimizdeki bu pi elektronları da oksijene geçiyor. Böylece ara ürünümüz ortaya çıkmış oluyor. Evet, hidrat oluşumunu tamamlamak için son adımımız deprotonasyon olacak. Yine su molekülümüz ortaya çıkıyor ama bu kez baz görevi görerek bu protonu alacak. Ardından buradaki elektronlar da oksijene geçecek. O zaman hemen yan tarafa ürünümüzü çizmeye başlayıp hidrat oluşumunu tamamlayalım. Şimdi iki tane OH grubuna bağlı bir karbonumuz var. Böylece geminal diol dediğimiz hidratımızı oluşturmuş oluyoruz. Elektronlarımızı takip edecek olursak buradaki elektronlar üstteki bu oksijene geçiyor. Tabii hangi ortaklanmamış elektron çifti olduğunun pek önemi yok. Evet, hidrat oluşumu bu şekilde. Şimdi bunu bir aldehit yerine bir keton olarak da ele alabilirdik. Yani ketonla başlasaydık bu R grubu olurken aynı şekilde bu da R grubumuz olurdu. Tabi yine bu da hidrat oluşumu olurdu. Eğer bir hemi asetal oluşturmak isteseydik su ile değil alkolle başlayacaktık. O zaman önce şuraya not ederek başlayalım. R üssü üssü OH ve tabi bu asit katalizi versiyonu olduğundan H artı olacak. Yani R üssü üssü OH ve H artı. Bu kez bir hidrat yerine bir hemi asetal oluşturacağız. Yani asit katalizi hidrasyonumuzda var olan H3O artı yerine alkolü protonlayacağız. O zaman bunu değiştirelim. Artık buradaki hidrojen olmayacak. Yerine R üstü su grubu yer alacak. Evet şimdi burada karbonil oksijenimizi protonlayıp karbonumuzu daha elektrofilik hale getirdiğimiz zaman nükleofilimiz bu kez su değil bu alkol olacak. Yani böylece alkolümüz nükleofil olup karbonil karbonumuza saldıracak. O zaman buradaki R üssü üssü gruplarını takip edecek olursak bu artı kaç değil R üssü üssü olacak. Tabi son ürünümüzde de aynı şekilde bir değişim olacak. İşte hemi ketalimiz. Şimdi tekrar hemiasetale geçelim. Aslında çoğu zaman hemi hemiasetallere izole etmek zordur ve asitte bir tepkime yapıyorsanız hemiasetal genellikle tam asetal oluşturmak için hareket edecektir. O zaman şuraya bir tam asetal nasıl olur onu çizelim. Tabii bu sadece tek bir adım değil. Bu videoda diğer adımlara pas geçeceğim çünkü sonraki videolarda bundan bahsedeceğiz. Burada sadece asetalin yapısını göstermek istiyorum. Evet burada R üssü üssü grubumuz, oksijendeki ortaklanmamış elektron çiftlerimiz ve diğer tarafta R üssü üssü mevcut. Devamını da şu şekilde tamamladık mı? Evet işte bir asetal. Şimdi bu yapıları bir karşılaştıralım. Bir asetelde bir OR üssü grubumuz burada ve diğeri de burada yer alırken hemi asetelde bu OR üssü gruplarından yalnızca bir tane var. Bir sonraki videoda asetalleri ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Pekala, tepkimeyi katalize etmek için baz kullanarak da hidrat ve hemasetaller oluşturabiliriz. Şimdi bunun mekanizmasına bakalım. Aynı şekilde yine hidrasyonla başlıyoruz. Sağdaki molekül ise aldehit ya da keton. Şimdi katalize edilmemiş versiyonda nükleofilimiz olarak su kullanıyoruz. Tabii karbonil karbonumuzun burada kısmi pozitif ve oksijenimizin de kısmi negatif olduğunu biliyoruz. Şimdi su molekülümüz nükleofil görevi görerek karbonil karbonumuza saldırır. Ama baz katalizli versiyonda baz buradaki protonu alıp onu daha güçlü bir nükleofil haline getirebilir ki bu sudan daha iyi bir nükleofil olduğunu bildiğimiz hidroksit anyonunu oluşturmuş olur. Böylelikle oksijenin bu eksi bir formal yükü hidroksit anyonumuzu daha iyi bir nükleofil yapacak. Ve böylece baz katalizli bu versiyonda nükleofilimiz elektrofilimize saldıracak ve buradaki elektronlar da oksijene geçmiş olacak. Öyleyse sağ tarafta bunun sonucunu çizelim. Evet, o aşımız artık karbonumuza bağlı. Şöyle üzerine ekleyelim. Tabii oksijeninde artık iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Şimdi bu elektronları takip edelim. Evet buradaki mor elektronlar oksijen ve karbon arasında bir bağ oluşturuyor. Yani şurası. Karbonun hali hazırda bağlı olduğu diğer oksijeni de şöyle sağına çizelim. Bu oksijenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Bu bağdaki elektronların gelmesiyle artık 3 elektron çifti oluyor ve bu da ona eksi bir formal yük kazandırıyor. Buradaki elektronları da belirginleştirecek olursak şuradaki kırmızı elektronlar şöyle oksijene geçerek onun elektron çifti oluyor. Tabi şu an hangi elektron çiftini işaretlediğimizin bir önemi yok. Karbonumuzun ayrıca bir R grubuna ve bir de hidrojene bağ bulunuyor. İşte ara ürünümüz bu şekilde. Evet bir sonraki adımda hidrat oluşturmak için proton eklememiz gerekiyor. Önce şuraya asit görevi görecek su molekülümüzü çizelim. Şimdi bu işlemi gösterecek olursak burası baz görevi görecek ve diyelim ki bu kırmızı elektronlar su molekülünden bir proton alacak ve buradaki elektronlar da oksijene geçecek ve böylece hidrat ürünümüz ortaya çıkmış olacak. Evet soldaki oksijenimiz böyle. Proton almış diğer oksijeni de şöyle sağına ekleyelim. Kırmızı elektronları ürünümüzde belirginleştirecek olursak buradaki protonu aldıklarından bu bağı oluşturmuş oldular. Ve işte hidrat ürünümüz. Bu arada karbona bağlı R grubu ve hidrojen de olacaktı. Tabii bunu bir ketonla başlayarak da gerçekleştirebilirdik. O zaman bunu da hızlıca bir gösterelim. Yani buradaki hidrojen yerine bir R üssü olabilirdi. Dolayısıyla burada veya altta şurada da olacak. Tabii yine bir hidrat ortaya çıkmış olacaktı. Şimdi hemi asetal oluşturmak istersek yine aynı şekilde suyla değil alkolle başlayacağız. O zaman şuradaki hidrojeni R üstü üstü yapalım. Bir baz kullanıyorsak alkoksit oluşturmak için alkolden bu protonu çıkaracağız. Tabi buradaki R üstü üstü grubu olacak. Alkoksit anyonu tek başına alkolden daha nükleofiliktir. Böylece alkoksit bir saldırı yapacak. Tabii buradaki hidrojeni de R üstü üstü grubuyla değiştirelim. Bir sonraki adımda da şurası su değil alkol olacak. Şöyle bunu da R üssü su grubu yapalım. Son olarak hemiasetal ürünümüzde de bu hidrojen yerine R üssü su olacak. Ve işte ürünümüz hemiasetal bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi baz katalizi versiyonda hemiasetal asetal oluşturmak için tepkimeye girmeyecek. Tabii bu önemli bir nokta. Koruyucu gruplar olarak asetalleri kullandığımızda bazda kararlı olurlar yani bazda asetal oluşturamazsınız ve bu nedenle asetal elde ettiğinizde bu baza karşı kararlı olur. Sonraki birkaç videoda bununla ilgili daha fazlasını göreceğiz.